Dünya Hali. Ben Selim Atalay. Olanlar ve olacaklar kapsamında dünyaya bakıyoruz. Ve de biraz şöyle ne oluyor diye şu ana an itibariyle dünyaya bakalım. Mesela an itibariyle Beyaz Saray'ın önünde içinde İtalyan Başbakanı ile Amerikan Başkanı ortak basın toplantısı yapıyorlar. Amerikan Başkanı Obama Musul operasyonuna değindi ve Musul'un kurtarılmasına yönelik Irak operasyonları, burada parantez açmamız gerekiyor, operasyonun Irak operasyonu olduğunu Amerika özellikle vurguluyor. Obama da onu vurguladı. Neden olduğunu birazdan anlatacağız. Diyor ki Irak operasyonu önemli bir adımdır, ileri doğru önemli bir adımdır. Sonra Obama diyor ki Musul zor bir çatışma olacaktır. Sonra da diyor ki eminim ki DAEŞ Musul'da yenilecektir, zafer kazanılacaktır. Ama sıralama böyle, nedenini ve nasılını birazdan konuşacağız. Biraz da dünya ekonomisine bakalım. Dünyada borsalar, dolar, Fed mesela zaman zaman bakıyoruz. Bugün itibariyle işte Amerikan borsası yeni açıldı, devam ediyor. Borsa yüksekte, emtia yükseldi ve de dolar geriledi. Dünyada dolar diğer kurlara karşı düştü. Bir dolar satışı var. Şöyle, bu Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırma işinin giderek yine geciktiği yolundaki işaretler. Yani Amerika'da enflasyon yükselmiyor, veriler o kadar güçlü değil. O zaman Fed yine bekleyecek beklentisi, faiz artmayacak beklentisiyle dolar satmaktalar. Uluslararası endeksler son 4 haftanın en üstüne çıkmışlar. Doların düşük olduğunu görünce dünya borsaları yükseliyor. Şöyle, 2 Kasım'da Fed toplantısı var. Bu 2 Kasım'daki Fed toplantısında piyasa faiz artışı beklemiyor. Aslında bu Kasım'daki faiz artışı meselesi 2 Kasım doğrudan 8 Kasım'daki Amerikan seçimini çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü adaylardan Cumhuriyetçi Donald Trump, Amerika Merkez Bankası'nın siyasi sebeplerle faizi düşük tuttuğunu, sırf Obama'ya yarasın, sırf Hillary Clinton'a yarasın diye faizi düşük tuttuğunu öne sürmekteydi. Ve kimse aslında piyasada seçimden 6 gün önce Fed'in faiz artırmasını beklemiyor. Aslında ters karşı yorumlar da var. Yani Fed aslında Donald Trump'a nispet olsun diye ve siyasi düşünmediğini kanıtlamak için bir faiz artırımı yapabilir diye bir görüş de var. Ama ekonomik gerekçeleri yok bu artışın. O yüzden Aralık toplantısını bekleyeceği anlaşılıyor. Kasım'da büyük bir sürpriz olup da Amerikan Merkez Bankası Fed sırf Donald Trump'a inat olsun diye, ki öyle bir şey düşünülmüyor, faiz artırır mı diye de hala tartışmak mümkün ama öyle bir ihtimal yok. Ama bir de şu var, Donald Trump ben başkan seçilirsem Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ı görevden alırım demişti. O yüzden orası biraz hassas konu ama Fed'in bu siyasi tartışmaların dışında durup faiz artırmaması bekleniyor. Bu dışarıdaki iyimser havanın da zaten Türkiye'ye sonunda yansıdığını da biliyoruz deyip bir de dünyadaki Türkiye'ye bakalım. Sri Lanka'ya bakmamız gerekiyor. Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka adası bir devlet tabii ki. Ve orada Türkiye'nin ve TİKA'nın ilginç bir yardımı var. Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA Sri Lanka'da bir balıkçı köyüne tekne ve motor ve su pompası armağan etmiş. Bunun haberi Sri Lanka basınında var. Deniyor ki 200 aile yararlanacak. 80 adet tekne verilmiş. 400 adet balık ağı verilmiş muhtelif boyutlarda. 60 adet de su pompası verilmiş. Yine balıkçıların kullanması için yaklaşık 1000 kişi bundan yararlanacak deniyor. Büyükelçi Tunca Özçuhadar ve TİKA yetkilileri vermişler törenle bu armağanları. Ve de tekrar TİKA'nın dünya çapında yardımlarını biliyoruz ama balıkçılara özel ağ ve tekne Sri Lanka'da da yankı yaratmış. İyi avlar deyip büyük resme şimdi bakabiliriz.
Balıkçılar rastgele der aslında. Rastgele av terimidir. Musul'da av sürüyor ya da av aslında ne boyutta diye bakmak gerekiyor. Harekatın askeri boyutu var, bir de siyasi diplomatik boyutu var. Siyasi diplomatik boyutu da aslında öne çıkmaya başladı. Oradan alabiliriz. Şöyle, Perşembe günkü Paris toplantısı ajanslara yansıdı. Fransa, Musul'un siyasi geleceğini konuşmak üzere Perşembe günü bir toplantı düzenliyor. Ve bu toplantıya Musul ve Irak konusuna taraf hemen hemen herkes katılıyor. Türkiye katılıyor. Türkiye de masada olacak. Ama ilginç bir ülke var katılmayan ya da davet edilmeyen, İran. Denebilir ki İran'ı da Irak hükümeti zaten temsil ediyor. O denebilir. Bir de şu incelik var. Fransa ev sahipliği yapıyor ama Irak'la birlikte ev sahipliği yapacağız diyorlar. Yani Irak'ta ev sahibi konumunda. Ve bu Musul operasyonunda demin Obama'nın sözlerinde de gördük. Irak'ı böyle bir yükseltme, öne çıkartma ve Irak'ı önemsetme yolunda çaba var. O dikkat çekici. Batı ülkeler Irak'ı bir beşu hükümet ve temsil ehliyetine sahip hükümet olarak öne çıkarttırmaktalar. Başka Fransız Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Fransız Dışişleri Bakanı diyor ki Musul'un harekatı başarıya ulaşacaktır eninde sonunda. Başarı sağlanacaktır. DAEŞ oradan atılacaktır ama ardından Musul'un nasıl istikrara kavuşturulacağı ve barışın nasıl uygulanacağı konusunda adım atmamız lazım ve bu toplantı onun için gerekli. Başka Fransız Bakanı'nın başka ilginç vurgusu vardı. Diyor ki bundan sonra Rakka'ya yönelmeliyiz. Musul'dan sonraki hedefin Rakka olacağı az çok bilinmekteydi, konuşmaktaydık, aktarmaktaydık ama ilk kez resmi olarak bundan sonra Rakka'ya da gidilmesi gerektiğini Fransız Bakan duyurdu. Ve gerekçesi de şu, Rakka'ya bundan sonra gitmemek hata olur ve uluslararası teröre karşı etkin biçimde savaşacaksak bu kenti de Rakka'yı da temizlemeliyiz diyor. Gerçi erken bir aşamadayız ama o zaman Rakka harekatının da Musul'a benzer yine böyle bir uluslararası çaba sonucu planlanacağı anlaşılıyor. Ama bu konuda Suriye'nin de itirazları var, ona da bakacağız. Ayrıca Fransa'nın bir başka girişimi daha var. Fransa Savunma Bakanlarını 25 Ekim'de tekrar toplamak istiyor. Burada daha küçük bir topluluk bu. 13 bakanı çağırıyorlar. Amerikan Savunma Bakanı dahil 13 bakan. Neden 13? Koalisyonda 60 ülke var. Fakat 13 ülke özellikle Irak'ta hava harekatlarına katılıyor ve bu 13 ülke davet edilecek deniyor. Bu listeyi tekrar sayalım. Bu Irak'ta uluslararası koalisyon ya da Suriye hava sahasında uluslararası koalisyon falan deniyor. Ve bu uçakların genellikle Amerikan uçakları olduğu biliniyor. Bir kısmı İngiliz, bir kısmı Fransa ama asıl 13 ülkenin uçağı var bölgede uçma kabiliyetine sahip onu ya da yetkisine sahip. Onları sayalım. Amerika, İngiltere, Fransa tamam. Sonra devam ediyor. Kanada, Avustralya, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Norveç, Danimarka ve Yeni Zelanda. Bunların çoğunun NATO ülkesi olduğunu söyleyebiliriz. NATO üyeleri bu harekata katılmakta. O yüzden askeri kanadın muhtemelen Rakka'yı da konuşacağı anlaşılıyor ve Rakka konulu ve Musul'da bundan sonraki harekatın nasıl devam edeceği konusunda 25 Ekim'de bir Fransa öncülüğünde toplantı var. Onu söyleyebiliriz. Başka Musul'a şimdi bakalım. Musul'da durum ne şeklinde? Aslında Musul'da hala kuşatma yok. Yani işte son bilgiler 30 ya da 40 kilometre uzakta olduğunu söylüyor en ön hattın. Hem güneyde hem doğuda harekat ilerliyor ama hükümet kuvvetlerinin güneyde 40 kilometre uzakta olduğu, Peşmerge'nin de doğuda 30 kilometre uzakta olduğu yorum, son görüş.
Daha ilerlemiş olabilirler ama daha fazla değil. Yani 30 ya da 40 kilometre hala uzaktalar. Ve şu noktada harekat sürerken Avrupa Birliği'nde de bir başka kaygı var. Avrupa Birliği de harekattan kaçanların Avrupa Birliği'ne geri dönmesi ihtimalini ve bunların terör hücreleri kurma ihtimalini konuşuyor. Musul hiçbir zaman tek başına Musul değil. Her tarafta etkisi var. Bir tanesi de Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Birliği'ndeki etki. Bu militanlar geri dönerse ne olur ya da bunların geri dönüşünü nasıl izleyeceğiz? Çünkü Irak'ta ve Suriye'de Musul odaklı DAEŞ'ta da dahil olmak üzere yaklaşık 2500 Avrupa Birliği vatandaşının olduğu biliniyor. 2500 Avrupa Birliği vatandaşının DAEŞ saflarında Suriye ve Irak'ta olduğu biliniyor ve bunların Musul sonrasında Avrupa'ya geri dönme ihtimali tartışılmakta. Genelde çok azı geri döner deniyor fakat o az militan sayısının bile hücre kurmaya ve terör eylemi gerçekleştirmeye yeterli olduğu bilindiği için böyle bir kaygı var. Peki harekata bakalım. Harekatta durum ne deyince kuşatmanın daha tamamlanmadığını söyledik. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı da tekrar açıklamalarında ısrarla bunun bir Irak operasyonu olduğunu söylüyor ve harekat planına uygun şekilde ilerlediğini söylemekte. Fransız Savunma Bakanı'nın açıklaması var. O uzun bir savaş olabilir, birkaç haftadan ya da birkaç aydan söz ediyor olabiliriz diyor. Çünkü şu noktada hala çatışmanın nerede nasıl süreceği konusunda netlik yok. Yani ancak öncü birliklerin Musul'a girmesinden sonra ve DAEŞ'in nasıl bir mukavemet göstereceğinin anlaşılmasından sonra tahminler daha netleşecek. Ama şimdilik bilemiyorlar. Ardından Musul'dan kaçacak DAEŞ militanlarının nereye gideceği konusu var. Ve bunların Suriye'ye kaçma ihtimali nedense Suriye ordusunu heyecanlandırmış. Suriye ordusundan bir açıklama var. Orası da diyor ki bu Musul'dan kaçacakları siz Suriye'ye doğru yollayacaksınız. Biz buna karşıyız. Yakalarsak vururuz. Peki Suriye ordusunun Irak-Suriye sınırını ya da o bölgeyi kontrol etme yeteneği ve gücü var mı? Yok ama öyle de bir şey var. Yani henüz DAEŞ militanlarının Musul'dan kaçışı belki gerçekleşmedi ama ne olacağını Suriye tarafı da bekliyor. Ve bu konuda koalisyonun hazırlıkları var. Onları havadan vurmak için. Bu arada Musul içindeki sivil halkın durumu da bir soru işareti. Sivil halk ne durumda diye. Şöyle, kentle telefon hatları kurulmuş ve bazı Iraklı kaynaklar kentten telefonla görüşebiliyoruz ve bilgi alabiliyoruz demekteler. Ayrıca ücretsiz hatlar da kurulmuş Musul halkının dışarıyı arayabilmesi için. Arayanlar mümkün olduğu kadarıyla DAEŞ militanlarının nerede olduğunu ve şehirdeki durumu anlatmaktalarmış. Bu konuda bilgi de alıyoruz diyorlar. Ve şu durumda büyük bir göç olmadığı veya göçün henüz başlamadığı bildirilmekte. Göç etmeye deneyenler var mı yoksa onlar ne durumdalar veya çıkışlar mümkün mü değil mi o da bilinmiyor. Ama şimdilik halk heyecanla durumu izlemekte ve beklemekteymiş. Bu mülteciler meselesi çok tartışılmakta. Hep mülteciler diyoruz bu arada işte bir sayı kalabalığı olarak maalesef adlandırılmakta. Ama bu kalabalığın içinde çocuklar var. Çocukların durumu çok daha önemli ve çok daha şefkat ve destek gerektiriyor ama çocuklara dair durum çok da parlak değil. O konuda bir haberimiz var. Onu izlememiz gerekiyor. 500 binden fazla çocuk büyük tehlikede. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, ikinci gününe giren büyük Musul operasyonu nedeniyle uyardı. Örgüt, 500 bin üzerinde çocuğun çatışmaların ortasında kalabileceği uyarısında bulundu. UNICEF Irak sorumlusu Peter Hawkins yaptığı açıklamada, Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonu nedeniyle kentte yüz binlerce çocuk ve ailenin büyük bir tehlikede olduğu uyarısını yineledi. Hawkins, 500 bin üzerinde kız ve erkek çocuğun çatışan tarafların ortasında kalabileceğine ya da kentten sürülebileceğini söyledi. UNICEF'in uyarısı çok önemli.
Örgüt kenti geri almak için çatışan taraflara son 2 yılda büyük acılar çeken çocukları koruma altına almaları çağrısında bulundu. Şimdi uluslararası örgüt Musul'da çocuklar için özel ekip kuracak. Bölgede travma altındaki çocuklara destek sunulacak. Ayrıca çocuk felci ve kızamık aşıları yapılacak. 50'den fazla ekip de yine çocuklar için bölgede konuşlandırılacak. 2016'nın Mart ayından bu yana Musul'dan yaklaşık 130 bin insanın kaçtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de pazartesi günü yaptığı açıklamada Musul'a başlatılan operasyon sonrasında Türkiye ve Suriye'ye 100 bin Iraklının sığınabileceğini vurgulamıştı. Musul'da harekat sürüyor denirken bir hareketlenme var ama sürekli bombardıman ya da sürekli bir yerleri vurma, hedef vurma falan yok. Yani bu aslında ağır işleyen bir operasyon. İşte bir farkı, en önemli farkı eski harekatlarda nedir? Amerikan planı, Amerikan askerleri, Amerikan uygulaması. İşte onlar bir yere hızla girip, basıp, temizleyip, yakıp, yıkıp sonra da ilerlemek planı ve niyetinde idiler. Fakat Peşmerge ve Irak ordusu deyince bunun daha farklı bir planlaması gerekmiş ve Amerikan tarafı bu planı ona göre yaptığını söylüyor. Yani yerdeki unsurların kabiliyetlerine ve güçlerine göre daha uygun bir plan düşünmüşler. Sayılar öncelikli olarak sürekli yani 30 bin ya da en fazla 40 bin Peşmerge artı Irak ordusu deniyor. Yani o harekata katılan sayı birazcık galiba abartılmakta diğer taraflarda. Ama Amerikan kaynakları gerçek tarafta 30 bin Iraklı ve Peşmerge, Irak ordusu ve Peşmerge deyip tamamlıyorlar. Milisleri pek fazla da saymıyorlar anlaşılan. Öncelikli olarak sayı yani öyle 100 bin falan değil. Sayı o şekilde düşük. Başka bu Musul harekatının Amerikan Başkanı Obama için önemli bir sınav olduğu. Çünkü Obama'nın çok önceden beri izlediği bir politikanın burada uygulandığını söylüyor analistler. O da şu, yine görüntüler canlı. Beyaz Saray'ın bu meşhur gül bahçesi ve Başkan Obama ile İtalya Başbakanı Renzi'nin ortak basın toplantısı. Bir tarafta İtalyan basını oturur, bir tarafta da Amerikan basını oturur ve karşılıklı soru cevaba geldikleri anlaşılıyor. Sonra Obama'nın stratejisine bakıyorduk. Obama'nın stratejisi şu. Amerikan ordusu artık bu harekatlardaki hepsi terörle mücadele kapsamında oluyor. Bu terörle mücadele kapsamındaki harekatlara Amerikan ordusu katılmasın, Amerikan ordusu kayıp vermesin. Ne yapsın? Amerikan ordusu geride dursun. Yerel güçler, neyse o ülkenin yerel güçleri silahlandırılsın ve onlar önden mücadeleye girsin, çatışmaya girsin. Biz de mümkünse havadan destekleyelim. Değilse işte geride durup bu ilerleyen birliklere danışmanlık yapalım, destek verelim, lojistik destek ya da istihbarat sağlayalım. Ve bunun şimdi kapsamlı olarak Musul'da uygulandığı bildirilmekte. Bunun başarısı da Obama'yı ya işte ben demiştim diye teyit edecek ya da bu Obama planının işe yaramadığı konuşulacak ama şimdilik gidişat iyi gibi duruyor. Başka bu harekatın, Musul harekatının Irak'ın harekatı olduğu özenle belirtilmekte. Yani bu biraz da Amerika'nın da sorumluluk almamak isteği, yani Irak'ın harekatıdır bu diye bir kol boyu uzakta tutuyorlar. Peki Irak'ın harekatı ama Irak'ta 5 bin kadar Amerikan askeri olduğunu da biliyoruz ve sırf bu iş için Irak'a geldiklerini biliyoruz. Nedir, onlar ne yapıyorlar deyince şöyle sayıları var. 200 ya da 300 Amerikan özel harekatçısı aktif biçimde ilerlemekte olan Irak ve Peşmerge birliklerine destek veriyorlar. Destek nedir? Şöyle, ön hattın, çatışma hattının birkaç mil gerisindeler ve telsizlerle ön hattı destekliyorlar ya da onlara komut veriyorlar. Bu arada birkaç 10 ya da 20 ya da 30 deniyor. Bu gruplarda ileri hatlara inip ileri hatlardan hava saldırılarını, bombardımanları gözetleme ve hedef belirleme görevini yerine getiriyorlar. Ama bunlar tümüyle bağımsız küçük birimler. Daha önceki harekatlarda da sık içinde kullanılmıştı.
Dolayısıyla şu an harekat hattında ve ateş hattında yalnızca 200-300 Amerikalı'nın olduğu bildirilmekte. Devamının çoğu zaten cephe gerisinde deniyor. Çoğu helikopter pilotu örneğin, helikopterler Irak içindeki üslere yerleştirilmiş durumda. Bunların bakım destek ekipleri de yine Amerikalılar. Ve de istihbarat analistleri Irak karargahlarında görevliler. Yani yine tekrar cephe gerisinde destek vermekteler. Tabii bu arada Pentagon, hayır bizim askerlerimiz aynı zamanda tehlikeli işler de yapıyorlar. Onlar tehlikenin önündeler falan diye de destek açıklamalarını yapmayı sürdürdü. Ama yaptıkları gerçekten çatışmaya girmeyip arkada durmak ve çatışmaya girenleri dolaylı olarak destek vermek. Benzer yöntemler deniyor ki önceki Ramadi ve Tikrit operasyonlarında da kullanıldı. Ramadi ve Tikrit'te de Amerikan askerleri doğrudan çatışmaya girmeden destek vererek Iraklıları, Irak ordusunu yönlendirdiler. Bu taktik Irak'ta, Irak dışında Afganistan'da ve Libya'da da uygulandı denmekte. Libya'da daha küçük çaplı işte yine yerel güçleri örgütleyip kullandılar ve o harekatın aslında Libya'da ne olduğu büyük bir soru işareti. Oraya ayrıca bakmamız gerekiyor. Fakat Afganistan'daki uygulamanın da aslında çok parlak gitmediği bildiriliyor. Bu danışmanlar var. Afgan ordusu diye bir şey var ama tekrar Afganistan'ın çok önemli bir bölümü Taliban denetimi altında ve Afgan ordusunun sık sık Taliban karşısında yenilgiye uğradığı bilinmekte. O yüzden Obama planı şayet varsa her yerde her zaman işlemiyor. Bu arada eleştirilerde bir unutulmaması gereken nokta da var. Obama bu işte yerel güçleri alalım, eğitelim, donatalım, sonra gönderelim çatışma alanına diye söylemişti. Bu eğit donat diye bir şey vardı, hatırlanacaktır. O eğit donatı Amerika'nın 25 milyar dolar harcadığı da bu vesileyle hatırlandı. O eğit donata ne oldu diye soran birkaç kişi var. Belki Türkiye'nin de sorması gerekiyor eğit donata ne oldu diye. Eğit donatın büyük bir fiyasko olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kağıt üzerindeki Amerikan planları her zaman işlemiyor dedikten sonra bu çatışma alanına dair bir not daha var. Harekatta nasıl işler diye bakınca. Şimdi bu harekatın en önemli özelliği neydi? Birbiriyle uyumsuz, birbiriyle aslında daha önce hiç iş yapmamış. Hatta kendi başına bile harekatta çok etkin, harekata katılmamış birimler bir topluluk olarak Amerikan yönetiminde ve komutasında ilerliyorlar. Peşmerge, Irak ordusu, Irak ordusunun birliklerinin birbirinden farklı güç ve yetenekte olduğu biliniyor. İşte peşmergenin yanında milisler, şunlar bunlar. Fraksiyonlar, bütün bunların hepsi 5 benzemez, 7 benzemez birbirinden çok farklı gruplar ve bu gruplar arasında ister istemez sürtüşme çıkacağı bekleniyordu ve zaten ilk sürtüşme haberleri de gelmeye başladı. Amerikan medyasında var. Peşmergelerle Irak ordu birlikleri en az bir noktada Badane Kebira'da birbirlerini suçlamaya başlamışlar. O ona diyor ki sen planı uygulamadın, öbürü diyor ki hayır sen uygulamadın ve o yüzden salı günü aslında ilerlemenin büyük ölçüde bu yüzden bugün büyük ölçüde durduğu bildirilmekte. Öğlen saatlerinde bir başka haber daha vardı gerçekten. Peşmerge ilerlemeyi durdurdu, onu beklemek için Irak ordusu da durdu diye bir bilgi vardı. Bu da onu destekliyor. Nelerini paylaşamıyorlar diye baktık. Şöyle işte. Belli noktalar ve belli hedefler verilmiş. Bazısı alınmış, bazısı alınamamış. Peşmerge diyor ki Irak ordusu işte orada birlikleri beraber gittikleri birlikler yapamadılar. Irak ordusu diyor ki hayır onlar yapamadı. İşte bir top bataryası yerinden kaldırılamamış, kalmış olduğu yerde. Bu tip lojistik güçlükler de var. Ve de deniyor ki işte doğrudur. Zaten bu savaşan gruplar birbiriyle zaten çok uyumlu değiller. Birbiriyle zaten meseleleri var. Zaten rakipler. Zaten birbirlerinden rol çalmaya çalışıyorlar. Ve erken başladı ama devam edecek aynı şekilde benzer itişme, çekişme ve uyumsuzluklar. Ona da bakacağız. Ama işte harekat başladı mı? Başladı. İzlemekteyiz.
Efendim, Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı diye bir söz ve bunun tartışması çok ilginç düzeyde başladı ve sürüyor. Geçen haftadan beri öncelikli olarak İngiliz medyası, İngiliz bulvar basını bunu çok diline doladı. Fakat bu haberler ve yorumlar aynı zamanda Rusya'da da çok yankı yarattı ve Rusya bunu çok ciddiye aldı, bu iddiaları. Olayda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da katkısı var. Şöyle bir ne oldu diye bakarsak, öncelikli olarak bir Rus haberinden kaynaklandı olay. Rus medyası, ülke dışındaki önemli Rus yetkililerin ailelerinin ülkeye geri çağrıldığını ve çok hayati olmayan elemanların ülkeye geri çağrıldığını duyurdu. Bunun genellikle büyük bir savaş öncesi alınan önlem olduğu biliniyor. O yüzden İngiliz medyasının dikkatini çekti ve onlar işi izlemeye başladılar. Rusya acaba ne yapacak da hayati olmayan ya da kilit olmayan elemanlarını ve ailelerini geri çekiyor diye bir soru. Ardından işte birkaç haber daha geldi. Rusya'nın Baltık tarafına bir nükleer bataryayı yerleştirdiği ya da oraya doğru nişan aldığı ya da Polonya'ya yönelik bir nükleer saldırının tatbikatını yaptığı şeklinde Vladimir Putin'den sert açıklamalar geldi. Ve bütün bunlar İngiliz medyasında acaba 3. Dünya Savaşı mı çıkacak diye konuda sıcak ve heyecanlı büyük başlıklara neden oldu. Fakat sırf İngiliz medyası da değil, örneğin Boris Johnson Dışişleri Bakanı bir kere halkı Halep'teki bombardımana karşı Londra'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin önünde gösteriye çağırdı. Bu çok dikkat çekici bir durum. Bir Dışişleri Bakanı'nın ev sahibi ülke olarak gösteriyi bu şekilde açıkça desteklemesi ya da teşvik etmesi. Buna tabii ki Rus tarafı tepki gösterdi ve en son olay sosyal medyaya düştü. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından dün bir paylaşım vardı, dikkat çekici. Onlar da diyorlar ki, değerli İngiliz medyası, lütfen 3. Dünya Savaşı haberlerini bırakın ve okurlarımız da bize sormaktan vazgeçsinler. Çünkü sosyal medyada İngiliz halkı bu kez Rus sitesine ve Rus sosyal, bu adı geçen tweet bu. Bu tweetin altına bol miktarda yorum yaptı Rus medyası. Düzeltiyorum, İngiliz halkı. Siz 3. Dünya Savaşı başlatacak mısınız? Lütfen başlatmayın, barışalım falan gibi yorumlarla, bazen alaycı yorumlar da var. Ve bütün bunlar anlaşılan Rusya'nın da tepkisini çekti. Şöyle, yani 3. Dünya Savaşı'nın çıkmayacağını biliyoruz ama bazı şeylerin konuşulması olmasından daha olumsuzdur. Bunun magazin tarafına çekilmesi belki birazcık hafifletir ama bir gerilim de var. Onu izlememiz gerekiyor. Konu şimdilik işte sosyal medya ya da karşılıklı trolleme kapsamında. Ama Rusya konusunda Batı'da bir rahatsızlık da var ve Rusya aynı bu rahatsızlığı geri yolluyor. Şimdilik durum bu. Türkiye'nin öncelikli olarak taraf olduğu bir mülteciler geri kabul anlaşması var. Onu biliyoruz. İşte ona karşı Avrupa'nın bazı yükümlülükleri var. Onlara ne oldu? Ve bu kapsamda bakılmış ve deniyor ki bunları biz parça parça aktarmaktaydık ama parçaları topladığınız zaman, bütün oluşturduğunuz zaman çok dramatik bir tablo ortaya çıkıyor. O da şu: Avrupa kendisine gelen mültecilerden o kadar bunalmış vaziyette ki Türkiye başta olmak üzere yaptığı anlaşmaların benzerini hemen hemen herkese yapmaya çalışıyor. Bunu aktardık. Afganistan'la yaptılar. Ziyaret kısmını da anlattık. Almanya Başbakanı Afrika turuna gitti ve Afrika ülkelerini ziyaret etti. O da en çok Avrupa'ya mülteci gönderen ülkeleri yatıştırmak ve bize mülteci yollamayın, gerekirse size işte destek verelim, yardım yapalım, para verelim falan diye ikili anlaşmalarla geri kabul sistemleri kurmak ve yükün azaltmak. Çünkü Avrupa'da artık mülteci kabul sistemi çökmüş durumda. Avrupa'nın mülteci kabul anlayışı ve hukuku işte normal zamanların hukukuydu. İşte zulümden kaçan insanlar gelecekler de Avrupa'da kucak açacak da işte onlara barınma sağlayacak, durumlarını, dosyalarını inceleyecek falan filan. Bunların hiçbiri
kitle göçü karşısında dayanamadı. Kitle göçü karşısında mevzuat da zayıf, sistem de zayıf, yapacakları bir şey de yok ve bu yüzden geri kabul anlaşmalarıyla bu mültecileri artık geri gönderme çabasındalar. Başarabilecekler mi? İşte Afganistan'la en son 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. Afganistan'da Kabil Havaalanı'na yeni bir terminal yapalım. Siz bunları her gün uçaklarla taşıyın ve oraya koyun demekteler. Bizden gitsin de nereye giderse gitsin şeklinde. Avrupa'ya en çok göçmen yollayan Afrika ülkeleri Mali, Senegal, Nijer, Nijerya ve Etiyopya. Bunlar doğrudan ekonomik mülteci yollamaktalar diye bir gözlem var. Bunlara o zaman ekonomik yardım yapalım, mültecileri kendileri yakalasınlar ve durdursunlar diye. Ve neden? Çünkü Avrupa'da sistem çöktü. Avrupa'nın mülteci kabulü ya da bunları doğru dürüst bir şekilde elden geçirme ve yerleştirme projesi tümüyle rafta. Mülteciler siyasi sorun yaratıyor. Başta Merkel olmak üzere Fransa'da ve diğer ülkelerde geniş tepki var. Alternatif partiler, mülteci karşıtı partiler, aşırı sağ partiler yükselişte. Brexit, İngiltere'nin AB'den çıkışı bir anlamda mültecilere karşı tepkiydi. Zaten mültecilerin çok kampanyası yapıldı. Amerika'nın seçiminde Donald Trump'ın yükselişi tümüyle mültecilere karşı, onlar da Meksikalı mültecilerden yakınmaktalar. Bütün bunları ekleyince mülteciler artık istenmiyor ve refah adaları Avrupa, Amerika mültecilerden kurtulmak için yeni yöntemler aramaktalar. Biz de izliyoruz. Ben bu haberleri daha önce gördük ama münferit olaydır, dileriz münferit olaydır diye çok izlemeye almadık. Fakat artmaya başladı. Şöyle, özellikle İngiltere'de başörtülü hanımların gelip sokakta başörtüsünü çekmek, onlara saldırı yapmak ve başörtüsüyle işte sürüklemeye çalışmak falan gibi saldırılar. Ve bu işte en son Ekim ayı başında bir olay vardı Londra'da. Londra'nın Haringey bölgesinde bir hanıma benzer şekilde saldırılmış. Dileriz bu münferittir diye geçtik fakat hemen yine yeni haberi geldi. Olay Ekim başında fakat polis raporuna daha yeni bugün geçti. Da diyor ki Londra'nın ortasında Oxford Street'te bir hanıma, başörtülü bir hanıma benzer şekilde saldırı ve tek hareket var. Başörtüsünü çekerek aşağı indirme ve ilgili kadını yerde sürükleme çabası. Oxford Street'te sabahın 8'inde bu gerçekleşmiş. Yine Londra'nın çok merkezi bir noktası. 8'de işte işe gidenlerin, kalabalıkların olduğu bir noktadır o. Boş bir alan değildir o anlamda. Başka benzer saldırıları biz uçaklarda gördük. Uçak yolcusu, İngiltere'den Amerika'ya uçan bir uçak yolcusu bir başörtülü hanımın başörtüsünü indirmeye çalıştı. Uçakta olay çıktı, onu biliyoruz. Avrupa'da muhtelif yerlerde var. Amerika'da benzer New York'ta, New York'un ortasında 5. caddede hem de benzer bir saldırı kayıtlara geçmişti. Bunlar kayıda geçen saldırılar yeni bir trend olarak maalesef başlamış durumda. Biz de aktarıyoruz ve artık münferit değil maalesef bu saldırılar. Türklerin, Türk vatandaşlarının, Türk asıllıların dünyadaki başarılarını, çalışmalarını izliyoruz genellikle. Ama bazen başarı değil, başka hukuk ve uygulama dışı faaliyetleri de dikkati çekiyor. Türkler o faaliyetleriyle, suç faaliyetleriyle de manşet oluyorlar. Bunlardan bir tanesini bugün İngiltere'de medyada gördük. İki Türk vatandaşı bir kumarhanede hile yaparak, görüntüler o İngiltere'de kumar salonlarında durumdan memnun olmayan ve çok para kaybeden kişilerin çevreye saldırdıkları da biliniyor. Görüntüler oradan. Türk vatandaşları bu şekilde saldırmamış ama evet, görüntüde bu Türk vatandaşları Ali Bağlan ve Hasan Gilgil deniyor. 30-31 yaşlarında iki arkadaş. Şöyle bir kumarhaneye gidiyorlar İngiltere'de ve rulet makinesini bir şekilde
oynayıp rulet makinesini bozup rulet makinesinden para kazanmanın yolunu bulmuşlar. Pek muhafız falan da bakan eden de yokmuş anlaşılan olay anında. Ve ancak daha sonradan görüntüleri kapalı devre kameradan görmüşler ve onun üzerine yakalayıp işte yargılandılar. 14 bin sterlin kazanmışlar bu hileli işlemle. Yaptıkları topu kazanan numarayı ruleti durdurarak numarayı kendi numaraları olarak belirlemek ve kazandıklarını ilan etmek. Kimse de kontrol etmemiş. Aa, kazandılar deyince parayı ödemişler. Yargıç bunları 16'şer ay hapse mahkum etti. İşte belki bir kısmı yatacak, bir kısmını kefaletle serbest bırakılacak ama bir tanesi zaten epey sabıkası da var. Dolayısıyla onun çıkması beklenmiyor. Ve yargıç demiş, evet bu kumarhane ama kumarhanenin de önlemi alıp bakması gerekirdi. Hiç bakmadınız mı bunlar iki tane oyunda 14 bin sterlin kazandı diye. İki Türk vatandaşının sistemle olan mücadelesi olarak kayıtlara geçti ama şimdi hapse yatacaklar. Bizde olduğu zaman işte canım bu olur mu falan diyoruz da başka yerlerde de oluyor. Şöyle Hindistan'da 150 adet güvercin casus oldukları gerekçesiyle polis tarafından enterne edildi. Bir kutuya kapatıldı. Olay şu, hassas bir bölge Keşmir. Keşmir'de iki tarafta Hindistan, Pakistan birbirini çok sert şekilde izliyor, gözlüyor çatışma ortamı. Keşmir'de bir grup güvercin görülmüş. 150 adet güvercin dedik. Renkli halkalar varmış ayaklarında. Bazılarının boynunda manyetik bilezikler varmış. Ve bu kuşların casusluk için kullanıldığı ve hemen herkesin aklında Pakistan var. Bunu Pakistan yapmıştır diye bir iddiayla polis çağrılmış, önlem alınmış. Şu an güvercinler polisin gözetimi altında. Ve büyük olan kuşları, burası ilginç, kanatlarını kesmişler veteriner marifetiyle ki kaçmasınlar diye. Diğer güvercinleri kutuda saklıyorlar ya da kapatıyorlar. Burada hayvanların susuz kaldığı da anlaşılıyor. Nereden biliyorsunuz Pakistan'dan geldiği sorusuna henüz cevap verilememiş. Yani başka bir yerden de gelmiş olabilir bu güvercinler diye. Ve Hindistan şu an casus güvercinleri izliyor ama olay yalnızca Keşmir'le sınırlı değil. Çünkü daha önce de birkaç hafta önce Hindistan Başbakanı Modi'ye bir tehdit mesajı taşıyan bir güvercin yakalanmıştı. O da Hindistan'da konu olmuştu. Güvercinin ayağına bir terör örgütü Modi'ye yönelik bir not iliştirmiş. O yakalandı. Tekrar o güvercinin de aslında Pakistan'dan gelip gelmediği belli değil. Aynı zamanda o terör örgütünün neden Pakistan'la ilişkilendirildiği o da bir ayrı konu ama Hindistan'da kuş uçsa kelimenin tam anlamıyla Pakistan'dan biliniyor ve bilezikli kuşlar ki bazıları araştırma güvercini olabiliyor evet ama işte bilezikli güvercin olunca onu da Pakistan'dan biliyorlar. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve Hindistan'ın ulusal psikolojisinin yansıtması açısından ilginç bulduk, onu aktarmak istedik. Çin uzay çalışmalarında hayli ilerlemiş durumda ve böyle perde gerisinden çok fazla dikkatleri çekmeden bu çalışmaları yapıyordu. Amerika Rusya bilinirdi işte uzaya insan gönderen başarıyla. Bu işi artık Çin de yapıyor ve Çin kapsamı giderek genişletmiş durumda. Örneğin dün pazartesi günü dünya yörüngesine iki astronotu gönderdiler. Uçuş başarıyla başladı ve bu Çin bir şey yaptığı zaman, uluslararası önemli bir şey yaptığı zaman da halkla ilişkiler ve reklam kısmını da çok iyi yapıyor ve bunu hem törenle yayınladılar, dünyaya yaydılar bu görüntüleri. Bir de işte siyasi mesajlar, mesela bu roketin atılması töreninde Çin'in etnik gruplarını temsil eden ulusal giysili çocuklar ve genç kızlar bu törende yer almış. Yani Çin herkesi birlikte uzaya gönderiyoruz mesajı da vermeyi ihmal ediyor. O ilginç bir nokta. Sonuçta
İki astronot şu an yörüngede ve yörüngede bir başka şey daha var. Çin'in bir araştırma istasyonu var. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nu biliyoruz. O dünya yörüngesinde duruyor. Bu işte uluslararası çabayla yapılmış bir istasyondu. Çin bunun benzerini kurma aşamasında. Şimdiki istasyonları biraz daha küçük, yalnızca iki kişilik ve geçici bir istasyon. Ama onu genişleterek yaklaşık 5 yıl sonra yeni bir istasyon kurup yine dünyaya bu kez yukarıdan bakmayı başlayacaklar. Bunun için çok büyük para gerekiyor ve Çin'in bu iş için gerçekten fazla para harcadığı anlaşılıyor. 13 milyar dolar fena bir para değil. Amerika'nın uzay bütçesi 40 milyar dolar ama 13 milyar dolarla da Çin hayli başarılı çalışmalar yapmakta. 2024 yılında bu Amerika'nın ve Rusya'nın kullandığı uzay istasyonu görevini dolduracak, eskiyecek ve bu işte görüntüler Çin'in etnik gruplarını da temsil eden çocuklar hep birlikte bütün Çin uzaya gidiyoruz havasında açıklamalar da yaptılar. Siyasi demeç de veriyor Çinli astronotlar, gayet faaller. Sonuçta uzay istasyonu, Amerikan uzay istasyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu görevini tamamladıktan sonra Çin bu kez yörüngedeki tek istasyon olma mutluluğuna erecek ve orada hakimiyetini pekiştirecek. Diğer ülkeler çalışıyorlar Amerika, Rusya yeni bir istasyon için ama çok para falan denmekte. Ve Çin'in bir başka hedefi daha var. Mars'a bir uzay aracı göndermek. 2020'de onu yapmayı düşünüyorlar. Ardından Mars'a insan gönderme projesinde de Çin gayet ciddi. Şuraya varıyoruz. Amerika başladı, Rusya başladı. Onların nefesi yavaş yavaş tükendi. Yine hala Rusya Amerika'ya ev sahipliği yapıyor falan ama Çin'in yükselişi çok daha dramatik ve Çin bu işi ciddiye almış durumda. Uzayda kendini gösterecek Çin konulu uzay araştırmalarına hazır olmamız gerekiyor. Şöyle FIFA'nın Dünya Kupası'nı hayli kalabalık hale getirme planı yazıldı çizildi de bu işten FIFA vazgeçmiş değil. Ve olay sürdükçe ilgili futbol takımlarında ve dünyada rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. FIFA'nın işte geçen toplantısı vardı, orada bu konuyu biraz daha araştıralım diye geciktirdiler. Tamam, araştıracaklar. Fakat bu konuda aykırı demeçler başladı ve devam ediyor. Alman futbol adamları öncelikle çok karşılar bu işe ve açık açık muhalefet etmekteler. Öncelikli olarak işte nedir? 32 takım şu an katılıyor Dünya Kupası'na. Bunu 40 ya da 48'e çıkartmak istiyor FIFA'nın yeni başkanı ve Infantini. Ve böyle bir çok sayılı Dünya Kupası'nın, Türkiye kesin gider tabii ki öyle bir Dünya Kupası'na da, böyle çok katılım olduğu zaman kalitenin düşeceği, futbolcuların sakatlanacağı, kulüplerin ve milli takımların aşırı yükle karşı karşıya geleceği ve bunun iyi bir şey olmadığını söylemeye başladılar. Şu an çoğunluk sağladılar mı sağlamadılar mı belli değil ama FIFA Başkanı da gayet istekle bunu yapıyor. Hatta Gianni Infantino seçilmek için bunu yapmıştı. Seçim vaatlerinden bir tanesiydi. Ama eleştirilerde de deniyor ki sen yeniden seçilmek için uğraşıyorsun ama bu iş dünya futboluna hasar verir, dünya futbolunu yer. Onun için bunu yapma. Ocak'ta karar verecekler. 40 takıma ulaşırsa ya da 48 takıma ulaşırsa gayet sıkıcı ve düşük kaliteli maçlar izleriz. Ve bu arada işte az takımların beklemesi ve kupanın uzaması kaliteyi bozar denmekte. Onların tartışması sürüyor ama futbolda çok yerde bereket mi olur yoksa kalite mi düşer diye belki bizim de tartışmamız gerekiyor. Bu notla kapatıyoruz. Yani tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.